Herkese merhabalar, ben Onur Alpay'ın Köy İncelemenin 33. bölümünden herkese merhabalar. Bugün 3. yaptığımız köy incelemelerini tamamlayacağız. Biliyorsunuz yakın geçmişte bir köy bilgileri istedim sizden ve sizler de bununla bana paylaştınız. Ve sadece bu paylaşımda yaklaşık 1500'ün üzerinde istek geldi. Dolayısıyla o kadar da kolay olmadığını söyleyeyim. Ben de bunlardan 3.sünü yapacağım ve bu en azından bu istemenin son şeyi olacak. İnceleme serisi olacak. Toplamda 15 tane köy incelemiş olacağız. Biliyorum bazı arkadaşlar benimkini de incele, çok uzun zamandır istiyorum bir türlü incelemedin diyenler oluyor. Bu konuda da lütfen gönül koymayın çünkü malum ister istemez belirli bir sayıda inceleyebiliyorum. Şimdi incelemeye başlamadan önce hazır başlamışken bir saldırı yapayım şurada. Bu Queen Walk muhabbetini denemeye başladım. Biliyorsunuz bu yemek tariflerinde de sizin önerileriniz varsa asker düzenlerini aşağı yazabilirsiniz. Bu şekilde onları da çekmeye çalışayım. O da sizden yine gelen bu bölümü şekillendirecek şeylerden bir tanesi olsun. Şimdi burada güzel bir şeyler var. Dilerseniz buradan başlayalım. Öncelikle bir kraliçemizi bırakalım. Arkasına 5 tane şeyimizi bırakalım. Çok sevgili. bir tane daha gönderelim şundan. Bu arada sizin gönderdiğiniz taktikleri de uygulayacağım. Onu da söyleyeyim. Oo, bu arada şeyden gelmeye başladı. Dilerseniz bir öfke atayım. Canı azalıyor. Burada sizin dediğiniz bir şey vardı. Şu an yine onu uygulamayı unuttum ne yazık ki. Şifacılara da atın dediniz. Çünkü onlar aslına bakarsanız biraz daha yol açacak olanlar. Fakat şu an için güzel gidiyor. Tamam, şifacılar da şu an coştu zaten. İçeri giderler mi bir tane bassam? Diğer taraftan gitmeyi tercih ediyorlar. Dilerseniz ben buradan Walkgreen'de şeyimi basayım o zaman. İçeriye doğru bir yolu oluşturalım. Deprem büyüsünü şurada kullanacağım. Bu şekilde bu duvarı da açmış oluruz. Hem de birazcık şeye vurmuş olur. İçeriye vurmuş olur. Kraliçe diğer tarafa gittiği için şimdilik ben burayı bir hızlandırayım ki hiç değilse yolu açsın bizim çocuklar. Şimdiki nereye gidiyor? İçeriye. Evet, içeriye doğru yavaştan girmeye başlarlar. Dolayısıyla ben de bunu kullanabilirim. Burada şuraya bir tane dondurma büyüsü atabilirim. Aynı zamanda şunu da bir tane bırakmakta fayda var. Hala bir tane daha dondurma büyüsü var. Onu da tabii ki şuraya atacağız. O da dondurdu. Bir yandan da bunlar bizim ganimetlerimizi almaya devam ediyorlar. Güzel. Sağlı sollu epey bir uğraş var şu an gördüğünüz gibi. İşe yarıyor o yüzden yaptığımız saldırı şu noktada. Dilerseniz bunları da şu arkadan destek üniti olarak gönderelim. Kraliçe sonunda öldü ama iyi yürüdü, onu da söyleyeyim. Şimdi yukarıda büyücümüz var. Bu Adnan'a doğru koşan bir grup. Şifacımız var. Bu şifacılar şimdi onu biraz daha iyi yapacaktır. Ve bizim Adnan'ımız da hiç değilse bize şuradaki altın deposunu da verir diye umuyorum. Başka büyü kaldı mı? Ha, tamam. Süper. Şimdi burada tek sıkıntı şu aşağıdaki X yayına doğru koşması ve buradan zarar alması. Onun haricinde şuradaki depoyu da alırsa benim için bayağı faydalı olur. Süper. %50'yi aldık. Bayağı da bir ganimet almış durumdayız. Taktik avcı ağır uçağıyla köy binasında patladığına göre beni o noktada alıkoyacak başka bir şey kalmıyor. Bir tane daha depo var, onu ne yazık ki alamadık şuradaki. Ne, o da can sağlığı. Nazar boncuğu diyelim. Burada güzel ganimet vardı. Güzel ganimet aldık gibi gözüküyor. Biraz daha bekleyelim. Biraz daha bekleyelim. Evet, şimdi daha sonra muhtemelen ölümcül darbeyi vuracak olan X sayıyla ve top atarla tanışacak. Bu arada yazın ortasında bu ne ya? Nasıl hasta olmayı başardım acaba? Sadece X'yi başarılı olamıyor bu arada. Gördüğünüz gibi bizim Adnan gayet alnı açık ve ak bir şekilde bu savaştan çıkacak gibi bir hal var. Aynen de öyle oldu, evet. Helal olsun, süper. 2 yıldız aldık buradan. 393 bin altın, 164 bin altın. Bu arada havanın 9. seviyeye son olanını da bastım. O 300-300 de bonus geldi maşallah. Süper. Gidelim hemen şuradan tekrar bir basalım. 1-2-3. Azal. 2 dondurma, 2 öfke alıyorum buradan. Buradan 8 tane Valkyrie. Buradan 8 tane Valkyrie. 1-2-3-4-5. Buradan 4 tane bundan, 7 tane bundan. Geriye kalan kısmına da okçu aldık mı köy incelemelerine başlamaya hazırız demektir. Hemen şuradan klanı ara diyelim. Gidelim şuradan diyezimizi koyalım. İlk köy Eren Kaygasın. 9 OUJ 9
OUJ GY 8 8 nerede? 8 V Creeping Dead diye bir klan, buradaki Bay Monster adında bir arkadaşı arıyoruz. Bakalım Bay Monster'ı bulabileceğiz mi? Evet, burada. Çok asker almışsın, az asker bağışlamışsın. Öncelikle bir onu söyleyeyim. Savaşlarda da aktif değilsin belli ki. Şimdi şöyle bir bakalım. Buralarda neler var? Top var. Öncelikle ona bakayım. Okçu kulesi. Savunma var yani. Tamam. Burada büyücü kulesi var. Bunların hepsi savunma anladığım kadarıyla. Güzel. Altın madenlerinin düşük olanları var. İksir toplayıcılarının da öyle. Onları öncelikle bir geliştirmeni öneriyorum. Tasarımı güzel. Tasarımı kolay kolay kırılacak gibi bir tasarımına benzemiyor. Buradan giren olmuş fakat belli ki saldırmış da girmiş. Şuradan da bir tane giren olmuş. Ya seviyeler düşük. Şu bir mesela büyücü kulesinin birinci seviye olması. Buradaki büyücü kulesinin birinci seviye olması. Burada başka büyücü kulesi yok henüz anladığım kadarıyla. Bunlar çok kötü. Havanlar yine aynı şekilde daha yüksek seviyede olmalı. Üçüncü seviyeden öte. Öncelikle şöyle söyleyeyim sana. Şu iksir toplayıcılarını, altın madenlerini bir yükselt. Sonra şu büyücü kulelerini muhakkak yükselt. Büyücü kuleleri çok önemli. Topları falan fena değil. 7. seviye kabul edilebilir seviyeler. Şunlar yine 7. seviyeye geçer. 8. seviye olanlar da var görüyorsun. Yani geliştirecek çok şey var. Acele etme. Defans ağırlıklı ve bu maden ağırlıklı bir düzene oturtmanı öneririm. Köy tasarımına ilgili spesifik bir kötülük yok. Emre Kuştur'un bir köyü var. Dilerseniz şimdi ona bakalım. Hemen şuraya bir tane diyez koyalım. Neymiş? 9YL2 9YL2 8 Oru. Evet, Gobeller diye bir köy. 124. seviye Ölü meleği. Ölü meleği. Bakalım ölü meleğini bulabileceğiz mi? Çıktı mı? Heh, burada. Alınan birlikler 2500 iken verilenlerin 600 olması çok kötü. Şampiyon ligindesin. Savaşlarda da bayağı bir aktifsin. Yardımcı lidersen biraz daha fazla bağış yapman gerekir diye düşünüyorum. 9. seviye köy binasında kalanlardan tercihen böyle yapmış. Köy zaten full artı full. Şampiyon liginde olmana rağmen köy binanı fazla dışarıda buldum. Belki bunu biraz daha merkeze konumlandırabilirdim. Şu tasarımda burada bence duvar kaybediyorsun. Böyle bir duvara burada ısraf etmeye, burada harcamaya gerek yok. Bence biraz daha katmanlı bir köy kullanabilirsin. Ama tabii ki belli ki oyunu biliyorsun ve güzel oynuyorsun. Ama bence köy binanda biraz daha farklı şeyler yapabilirsin. Bunu bir taktik olarak yapıyorsundur muhtemelen. Şuralar falan tahmin ediyorum boş olan kısımlar tuzak doludur. Bu şekilde gelen kişiyi yıldırmaya yönelik hareketler yapıyorsundur. Ama şahsen bir şekilde girilse %50 alınabilecek kadar geniş bir alan var. Bu konuda belki bir önerim olabilir. Bir de kupa kasıyorsan, şampiyon ligindeysen şunu sanki biraz daha içeri almanda fayda görüyorum. Ama eline sağlık, gayet de güzel bir köy. 130. seviye Ebu Bekir Arslan'ın bir köyü var. Dilerseniz ona bir bakalım. Hemen şuradan diyezimizi basalım. Y2U2Y Y2U2Y Gov. Bakalım neymiş. The Avengers diye bir köy. Bekir'miş şeyin adı. Köyünün adı. Klan The Avengers bu arada. Bakalım Bekir'i bulabileceğiz mi? Bekir. Kesin buralarda bir yerlerdedir de çok yoğun olduğu için gözden kaçabiliyor bazen. Kadir miydi? Yok, Bekir. Bekir. Vallahi çıkmış galiba ya. Tekrar bakıyorum da. Kadir Han var. Evet, o değil. Kadir değil. Bekir. Ama Bekir çıkmış ya. Kısmet değilmiş Bekir. Ne yapalım? Başka bir arkadaşa gidelim. Reis diye bir köy var. 75. seviye. Klan kodu da burada yazıyor. Hemen dilerseniz şurayı sileyim. 8U 8U O UR 9 VV. Evet, dostluk diye bir klan. Nerede? Reis 75. seviye. Reis oralarda mısın?
Bakalım bulabileceğiz mi? Bu da yok gibi gözüküyor. En azından şuradan gördüğüm kadarıyla reis nerede? Yok. Artık bir süre geçtiği için, 3-4 gün geçtiği için üzerinden bazı arkadaşlar klanlardan ayrılabiliyor gördüğünüz gibi. 106 level İbrahim varmış. İbrahim Yılmazoğlu. G-C-O-L G-C-O-L J-J-Y-L. Aha bulamadık. G-C-O-L J-J-Y-L G-C-O-L J-J-Y-L. O zaman burada ne yazık ki bir yanlış yazma var. J-J-Y-L. Aynen. Başka bir klana bakıyoruz. Üçüncüyü bir türlü şey yapamadık. Salvador diye biri Muhammed Özberk. Köy seviyesi 100'müş. LQR LQ CR OL U. Bu da bulunamadı. Acaba 0LU yazmaya çalıştı da OLU mu yazdı, ona bakacağım bir. Bu da değil. Evet, bayağı kısmetsiz gidiyor şu an bu üçüncü. Bir tane daha var. Alp Tu Can. Adını vermiş 98. sıra. G2 tamam. LOC LOC tamam. GCG GCG tamam. Mahalle ekibi tamam. Klan tamam. Alp Tu 4'e bakacağız. Tek o kalmış ya. Alınan birlikler 4. Vay be, çok ilginç. Savaşlarda da aktif. Nereye gitmiş bunların ekip? Derken şey yıkık. Bu sefer de köyü yıkık arkadaş. Kısmet, 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 kısmet. Devam. Üçüncüyü arıyoruz. Üçüncüyü bulacağız. Neymiş? 88 UVG. 88 UVG. VOOV. VOOV. Yine çıkmadı. 88 UVGV. 88 UVGV. OOV. Bu da yok. Üçüncüyü bulamıyoruz. Acaba direkt dördüncüye mi atlasak? Sırf üçüncü diye mi bulamıyoruz hocam? Şimdi Born for this diye bir tane köy. 58-59. seviye. P-R-Y-Y. P-R Y-Y-9. POG. P-O-G. Evet, dostlara selam diye bir köy. Born for this. Born for this. Bakalım bulacağız mı? Born for this nerede? Bulursak inşallah. Hah, burada. Aktif olarak oynayan birisi, çok alıyor çok veriyor, helal olsun. 53 tane savaş kazanılmış. Klan savaşlarında 8'in seviye için güzel durumdasın. Şöyle bakalım. Şimdi 8'in seviyeyi biliyorum. Öncelikle 5'in seviye havanlar kötü. 4. seviye sihirbazlar kötü. Daha iksir toplayıcılar, altın madenler geliştirilmeli. Duvardan önce bunlara ağırlık vermende büyük fayda görüyorum. Top atarlar falan düşük seviye. Gerçi 59. seviyesin. Belli ki yeni geçmişsin. Bir şey demiyorum ama. Öncelikle şu büyücü kulelerini bir altıla. Sonra havanların hepsini bir altıla. Tabi bundan önce şu altın ve iksir madenlerini de bir yükselt. Bunlar daha 6. seviyede falan duruyor. Yani daha epey düşükler var. Bunları ivedilikle yükseltmeni öneriyorum. Daha sonra defanslar, öncelikle büyücü ve havan. Daha sonra da diğer defanslar ve duvarlar. Ama yeni geçtiğinde düşünerekten çok da bir şey söylemiyorum tabi. Eline sağlık. Ama oldukça aktifsin, paylaşım oranlarından görülüyor. Şimdi gidelim hemen şuradan bir diyeze daha basalım. Sinan Haliloğlu, adı Dadaylı diye bir köy, 70'in seviye. QCR QCR LQVV LQVV 9. 3 tane soru işareti Dadaylı buradaymış. 2 kişilik bir klan için çok fazla laf etmiyorum. 51 saldırı güzel. Klan savaşlarında da iyi kötü bir aktiflik görünüyor. Şimdi yine bir 8'in seviye. Evet, yine 8'in seviye. Büyücü kulelerini geliştirmenin önemini biliyorsun. 5'in seviyeye götürüyorsun. Aynı zamanda 2 tane de havan 5'in seviyeye gidiyor. Hatta bir tanesi 6'ın seviyeye gidiyormuş. Süper. Ve buna rağmen yeni geçmişsin. İksir depondan belli. Süper. Duvarları falan bayağı bir geliştirmişsin. Buradaki gördüğüm kadarıyla iksir toplayıcıların ve altın madenlerin hepsi maksimum seviye. İşte bunun gibi bir köy olmak gerek. Ve bayağı da aktif oynadığın da belli. 70'in seviyede bu kadar gelişmiş olman da ayrıca takdire şayan, tebrik ederim. Ve dilerseniz son köyümüzü, bölümün son köyünü inceleyelim. 100. seviye bir arkadaş var, gözüme takıldı burada. Hemen şuradan gidelim, diyezimize basalım.
Hakan Günkan'ın Hakan isimli köyü. Şuradan diyezimizi bırakmışız zaten. YV2 JRY JRY GR. Evet. Boynu bükükler diye bir klan 100. seviyede Hakan'ı arıyoruz. Hakan belki Hakan Bey olabilir mi diyeceğim ama yok, burada. Yardımcı lider. Çok çok aktif değilsin paylaşımlardan gördüğüm ve saldırılardan gördüğüm kadarıyla ama klan savaşlarına iyi kötü katılıyorsun belli ki. Şöyle bakalım. 9. seviye yine bir köy binası. Yeni geçmişsin gibi gözüküyor çünkü ama yeni geçmiş olamazsın. Duvarların falan hepsi 9. seviye. Ama buna rağmen büyücü kulelerin daha 6. seviye. Yine havanların da 6. seviye. Bunu anlamadım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Tasarım olarak kabul edilmiş güzel bir tasarımım var. Bu çok fazla kullanılır ve işe de yarar. 1400'lü kupalarda neden bulmuyorsun onu da anlamadım. Belki biraz daha yukarılara çıkabilirsin. Duvar kasıyorsun. Bence duvar kasana kadar öncelikle şu büyücü kulesiyle havanları falan geliştir. Altın madenlerine falan bakıyorum. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. İksir toplayıcılarında yine aynı şekilde öyle yükseltilmiş. Dediğim gibi yani köy tasarım falan okey güzel ama defanslara biraz daha ağırlık vermeden bu kadar duvar yüklenmen bence çok gerekli değil. Yine de sen bilirsin ama zaten belli ki oyunu şey yapmışsın, benimsemişsin yani. Aktif bir şekilde oynuyorsun. Şu merkezdekini de sanki bir geliştirsen 11'e falan daha güzel olur gibi gözüküyor. Bak yine buralarda da var 10. seviye. Bak buradaki 11. seviye falan olması gereken kısımlar. Eline sağlık ama gayet güzel bir köy. Genel olarak bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlar değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar lütfen aşağıda bulunan ben ya da ben videomu yönetmeyi bunları gerçekten ciddi alıyorum. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da başka bir şey olursa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki şeride tıklarsanız kanala abone olursunuz. Bu şekilde yeni videolardan haberdar olursunuz. Ve son olarak da facebook.com/TurkçeClashOfClans bizim sayfamız. Oraya da bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.